Bir anda daha çekici hale gelmek ister misiniz? Bu kritik bir soru. Çünkü buna cevap verdiğiniz zaman aslında hayatınızla ilgili bütün gidişat değişebilir. Birçok insandan şunu duydum. Ben hayatımı değiştirmek istiyorum. Artık farklı şeyler yapmak istiyorum. Veya bugüne kadar yaşadıklarım beni yeterince mutlu etmedi. Nasıl farklı bir yola girebilirim? Bugün bile bir sürü seansım vardı. Bireysel çalışmalarda şunu çok net olarak görüyorum. Birçok insan hayatından mutlu değil, memnun değil ve değiştirmek istiyor. Yani büyük değişiklikler yapmak istiyor aslında. Ama bunu yapacak cesareti yok. Yani bir adım atacak, işte hayatıyla ilgili bir manevra yapacak, bir hamle yapacak cesareti yok. Bu enteresan bir konu. Çünkü istemek hiçbir zaman için yetmez. Hani vardır ya, istesen, is <laughs> çakralarını aç, iste falan. Hayır, adım da atmak gerekiyor. Yani bununla ilgili doğru adımı atmalısınız. Bu çok önemli. Dolayısıyla şu anda tesadüf eseri bu videoyu izlemiyorsunuz. Ve size bazı noktalarda özellikle 6 madde yazmışım. Hayatınızı değiştirmenin yollarını anlatacağım. Daha çekici olabilirsiniz. Daha çekici olmayı kim istemez ki? Bu videoyu izleyenler arasında kadınlar vardır, erkekler vardır. Ben her iki cins için de anlatacağım. Burada önemli noktalar var. Çünkü ben çok ufak detaylarda birçok insanın yani kaybettiğini görüyorum. Mesela bir laf vardır ya, işte okyanusu geçersin de derede boğulursun. Birçok şeyi doğru yapıyorlar ama öyle ufak noktalarda, öyle yapılmayacak hataları yapıyorlar ki kaybediyorlar, bu oyunu kaybediyorlar. Bizde şöyle bir şey var. Kaliteli, iyi bir ürünümüz olabilir ama bunu satmayı çoğunlukla bilmiyoruz. Yani bu marketing meselesi, bu ürünü pazarlama meselesi, birazcık böyle hafif onu cilalayıp böyle ortaya çıkartma meselesi, onu çekici kılma meselesi bizde yok. Kendinizi bu videoyu izlerken bir ürün olarak görün. Siz kendinizi bir ürün olarak görün ve bütün hayatınız boyunca sahip olacağınız tek ürün de bu. <laughs> Dolayısıyla en değerli ürün bu. Geri kalan bütün ürettiğiniz şeyler, fikirler, ürünler veya işte ticari bir takım şeyler hepsi uçar gider. Hepsi gelip geçici. Belki 5 sene sonra onlar hayatınızda olmayacak. Çünkü yeni şeyler keşfedeceksiniz. Ama kendinize her zaman çok doğru bir şekilde pazarlamanız ve insanların gözünde daha çekici kılmanız mümkün. Bununla ilgili biraz çalışmanız gerekiyor. Burada sayacağım maddelerin büyük bir kısmı fiziksel özelliklerle ilgili. Ama davranışlarla ilgili maddeyi de son maddeye bırakmışım bunu 6. madde. Sizlerle paylaşacağım. Şimdi İlk başta özellikle erkekler kesinlikle görseldir. Yani biz gördüğümüzden etkileniriz. Bu önemli bir şey. Erkek için duydukları çok önemli değil. <laughs> bir kadın da ona söyledikleri evet tamam erkeği popoğlayabilirsiniz. Bunu söylüyorum. İşte yakışıklısın de, zekisin de, işte sen güçlü bir adamsın de. Senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Çok güvende hissediyorum. Sen güçlü bir adamsın. Sen herkesi döversin, şu bu falan. Ver gazı. <laughs> Orada bir sıkıntı yok. Gazı ver. Ama erkek öncelikle görseldir. Yani bir bakar. Onun için kadınlar yoğun olarak makyaj malzemelerine, parfümlere, bakım malzemelerine, kremlere para harcarlar. Bu doğru bir davranış kadın için. Çünkü kadınlar içgüdüsel olarak, genetik olarak erkeklerin gördüklerine aşık olduğunu bilirler. Erkek görür, beğenir ya da beğenmez. Dolayısıyla erkeğin beyin yapısı, yani bizim düşünce yapımız çok basittir. Gördü, beğendi, direkt olarak aa tamam bu kız çok hoş diyebilir. Fakat kadınlar işitseldir. Yani kadınlar için duydukları çok önemli. Onun için birçok erkek kelime çalışır. Yani ne söyleyeyim? Bu kızı nasıl etkileyebilirim abi? Bana birçok böyle gelir. Ya yani bir kadın var, etkilemek istiyorum ama doğru cümleleri kuramıyorum. Ne söylemem lazım? Birçok erkekle bireysel çalışmam bu yöndedir. Yani doğru kelimeleri kurmak. Erkekler de bilirler ki kadınlar işitseldir. Şimdi ben size burada bir anda hayatta daha çekici olabilmenin yollarını anlatacağım. Bu mümkün. Birinci maddeyle başlıyorum. Koku. Bu <laughs> yaklaşık 2 hafta önce başıma gelen bir olay. Bir arkadaşım beni ziyarete gelmişti. Sohbet ediyoruz. Nereden baksanız 20 yıllık arkadaşım. Fakat ne kadar yakışıklı, ne kadar böyle hani çekici bir adam olsa da kendine bakıyor büyük ölçüde. Koku konusuna önem vermiyor. Bir geldi dedim sen ahırdan mı çıktın ya? Ha <laughs> bu koku nedir? Bütün gün iş hayatında bir yanında böyle bir parfüm falan taşımıyor musun abi? Yanında böyle bir koku sıkmıyor musun? Yani bir kadına sen yaklaştığın anda senden kaçar zaten. Kimse seninle konuşmak istemez. Ofistekiler dedim sana nasıl tahammül ediyor? Çünkü terlemiş ve berbat kokuyor. Şimdi birçok erkeğin buna dikkat etmediğini görüyorum. Kadınlar bu konuda daha duyarlılar ve dikkat ediyorlar. Ama erkekler de videolarımızı izlediği için özellikle söyleyeceğim. Kokuya dikkat edin. Çok basit. Google'a girdiğiniz zaman bugün dünyada en çok satan 10 koku, 15 koku baktığınız zaman listeler var. Listelerden senin bütçene uygun olan. Fiyatı sana uygun olan bir kokuyu alırsın. Yani çok büyük bir mesele değil. Dolayısıyla kokuya önem verin. Eğer ter kokusu sorununuz varsa bununla ilgili işte bir takım doktorlara danışabilirsiniz. Dermatologlar var size tavsiyede bulunabilirler. Doktora gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü birçok insan şunun farkında değil. Cinsiyetten bağımsız olarak söylüyorum. İnsanların uzak durmalarının sebebi o berbat koku. <laughs> yani özellikle terlediği zaman bazı insanlar 3 metreden 4 metreden o kokuyu alıyorsun ve sanki bir duvara çarpmış gibi hiç konuşmak istemiyorsun onunla yani direkt uzak duruyorsun. Bu çözülebilir bir şey. Bir koku alırsın. Düzenli olarak kullanırsın. Bu sorunu çözersin ya. Yani Allah başka bir dert vermesin. Dolayısıyla koku konusu önemli. 2. Diş. Bakın. ikinci madde bu. Diş. Birçok insan diş sağlığına dikkat etmiyor. Bu e, aslında iyi fiziksel özelliklere sahip bazı erkeklerin veya kadınların bile çekici olmalarını engelleyen bir faktör. Çünkü güldüğü anda o çapraşık dişler, o yamuk yumuk dişler bir şekilde ön plana çıkıyor. Bugün dişçiler bütün bunları çözüyorlar. Evet, belli bir bütçe gerekiyor ama kendinize yatırım yapın. Videonun başında söyledim. En önemli şey ama en önemli şey sizsiniz. Yani kendinizi doğru lanse etmeniz, göstermeniz lazım. Kendinizi satamadıktan sonra hayatta istediğiniz yere gelemezsiniz. İstediğiniz kadar iyi olun, zeki olun, güzel olun, akıllı olun, çalışkan olun. Hiç önemli değil. İnsanlar güzel görünümde kendine bakan birini isterler. Demiyorum ki gidip dişçiye yüz binlerce lira dökülün. Öyle bir şey yok ama dişleri düzeltmek, karmaşık diş yapısını, çapraşık işte adı her neyse. Bu göze hoş gelmeyen yapıyı düzeltmek çok zor bir şey değil. Özellikle son yıllarda dişçiler bu konuda çok hızlı hareketler yapıyorlar yani. Bir iki hamlede hemen düzeltebilir. Şimdi bir insan gülümsediği zaman mesela rahat olmak ister. Yani gülün diyoruz ya hani gülün pozitif olun insanlar bugünkü karmaşada bu stresli hayatta hiç böyle yanlarında daha gergin surat asan birini istemiyor kimse. Herkes gülümseyen pozitif birini istiyor. Ama birkaç defa başıma geldi mesela bir arkadaşım ya niye sen sürekli dişlerini saklıyorsun dedim kıza. Meğerse dişlerinde birkaç sorunu olmuş. Böyle birazcık eğilmiş, büyülmüş bir şeyler olmuş ön tarafta. E dedim bunları yaptır. Git bunları bir dişçiye yaptır ver. Ne olacak? 3-4 defa gideceksin. O da diyor ki ya dişçi fobim var. Hoşlanmıyorum. Dişçiden korkuyorum. Ama daha kötü. Her gülümsediğinde dişlerini kapatmak zorunda hissediyor. Çünkü utanıyor. Dişlerinin o görüntüsünden dolayı göstermek istemiyor ve utanıyor. Kötü bir şey bu. Kız için çok kötü. Ve onu ikna ettim. Ve düzgün bir dişçiye yolladım. Onları yaptırdı. Şimdi gülümsediği zaman bu sefer bütün dişlerini gösteriyor böyle. <laughs> Hepsini sergiliyor. Şu an çok rahat. Bakın bu önemli. Birçok insan farkında değil. Bilinç altında şöyle bir şey var. Gülme. Ağzını kapat gül gülerken. Gülümse sadece. Dişlerini gösterme aslında. Birçok beyin böyle bir komut veriyor insanlara ve gülmüyorlar. Ya da kısa tutuyor böyle... <laughs> Dişlerini göstermek istemiyor ama bu kötü bir şey. Gülerken çok rahat olmanız lazım. Karşınızdaki insan espriler yapıyor. Siz... Sadece dişlerinizi kapatmak için mesela gülemiyorsunuz. O da der ki ya herhalde beni komik bulmuyor, beni hoş bulmuyor. Olay buralara kadar gidebilir. Yani yanlış anlamalara neden olur. Sizin rahat olmanız lazım bakın. Çekici olmak da bu çok önemli. Rahatlık, o rahatlık hissi. Bir insan karşı cinsle sohbet ederken karşısındaki insanı gergin, rahat olmayan bir pozisyonda, kendini kasan bir şekilde durduğunu gördüğünde kaçar. İletişimden direkt kaçar. Der ki ya bir şey var. Benle ilgili bir şeyden hoşlanmıyor herhalde. Bak. Hemen kendisine yorar bunu. Ya benle ilgili bir şey onu rahatsız mı ediyor acaba? Konuşma tarzım, el hareketlerim. Belki de ağzım kokuyor, ağız kokusunu alıyor, benden uzak duruyor diye düşünür. Yani ilk önce kendisini eleştirmeye başlar. Dolayısıyla bir suçluluk duygusu hisseder. O suçluluk duygusunu da siz ona yaşattığınız için sizden uzaklaşır. Yani bu iletişimde çok temel olaylar. Dolayısıyla rahat olmanız lazım. Rahat olabilmeniz için kendi fiziksel görünümünüzden emin olmanız lazım. Yani işte fazla kilolar, birçok insan bunun için diyet yapar rahat olabilmek için. insanlarla rahat konuşabilmek için, sosyal kabullenme için. Yani ben insanlar beğensin, ben rahat olayım. Rahatça ne haber, nasılsın muhabbeti yapayım. Diş sağlığı, koku, bak çok önemli. Bir diğer maddeye geçiyorum şimdi. Kadınlarda daha çekici olmanın birkaç defa bahsettiğim en önemli noktası bakışlardır. Birçok kadın öyle bakışlara sahiptir ki hani delici bakışlar. <laughs> Direkt olarak daha bir bakışta erkeği etkisi altına alabilir. Erkekler ne oluyor ya? <laughs> öyle bir bakıyor ki bana bu kadın çok etkili bakıyor. Çok çekici bir kadın. Bakışlar çok etkili. Erkeklerde ise duruş. Yani postür. Yani vücut duruşu. Şimdi kambur durduğu zaman bir adam bir kadın için çekici olma ihtimali yok. Çok düşük bir ihtimal. Adamın duruşunda dik olması lazım. Çünkü yapılan araştırmalar, Stanford Üniversitesi'nde mesela bir araştırma okumuş, 98 sensi. Kadınların hani hiç tanımadıkları figürler arasında ilk başta seçtikleri konu duruş, özgüven çünkü özgüveni temsil eder. Kadınlar bir erkekte ilk önce bunu arar özgüven. Bu adam kendine güveniyor mu? Düşünebiliyor musunuz? Bir adam istediği kadar yakışıklı olsun paralı işte şık bir ceket giymiş gömleğini giymiş falan ama kızlara giderken mesela bir mekanda tanışmaya gidiyor yanlarına böyle ayakları ters gidiyor. Yani o kadar tedirgin o kadar kambur o kadar kendine güvenmeyen bir şekilde yürüyor ki böyle kadınlara doğru. Kızlar daha ilk bakışta ya bunu bana soracak daha o anda zaten hayır dedi kadın. Sen daha soruyu sormadan kadın kafasına hayır der. Şimdi kadınlarda bakış yani özellikle 15 derece çok önemli bakın. Şu derece, şu şekilde bakış bütün dünya star, starlarının böyle posterleri var. Böyle bakarlar. Hafif başını eğip bakar. Şöyle hafif de bir gülümseme, şeytani bir gülümseme. Bu Penelope Cruz var. Onun böyle bakışlarını yakaladım geçen Google'da. Scarlett Johansson var. Böyle bakarlar bak. Sophia Loren'in böyle pozları vardır. Elizabeth Taylor'ın böyle pozları vardır. Bütün büyük starların. Çünkü bu bir tesadüf değil. Çünkü çalışıyorlar buna. Bu nöromarketing. Yani nasıl bakarsam karşı cinsi etkilerim. Buna çalışıyorlar. Bunları çalıştıran ciddi mentörleri var. Ciddi vücut dili, beden dili uzmanları var. Onları yönlendiriyorlar. Ben de sizinle buradan bu bilgileri paylaşıyorum. Bakın. Özellikle papatyalarıma şunu söyleyeceğim. Bakış çok önemli. 15 derecelik bakışı koruyun şu şekil baktığınız zaman bir adam adam da böyle direkt olarak benim de aa bir dakika bu kadın çekici. Erkekte ise duruş, dik duruş, özgüven. Ne olursa olsun kadınlarla başarılı olmuş adamların ortak özelliği bazen de size garip gelen hani bu adamdaki bu güven nereden geliyor abi ya falan. Bu özgüvendir. Adamda öyle bir özgüven vardır ki yani var ya işte ben giderim alırım falan. Ama kadınlar özünde birçok kadın diyelim hepsi değil ama bunu severler. Özgüven adamda bir güven var. Bir keresinde üniversite yıllarında çok yakın arkadaşım olan bir kadın şöyle bir şey anlatmıştı. Dedim ki ya sen dedim bu adamla hani nasıl çıkıyorsun hani nasıl flörtleşiyorsun adam bayağı tipsiz falan diyor. ona takıldığımda o da dedi ki ya Adil çok nadir bir özgüveni var yani ilk başta bana gelip teklif ettiğinde tanışalım falan diye reddetmiştim onu. Ama reddettiğim zaman bile ya sen nasıl olsa bana evet diyeceksin ya. Yani. yani, sen <laughs> yani fikrin değişir yakında merak etme falan. O kadar özgüvenli davrandı ki hayran kaldım. Birçok kadında vardır bu. İzleyenler arasında da şimdi yorumlara yazabilirsiniz. Katılanlar vardır, katılmayanlar vardır. Ama kadınlar özgüvene genelde hayran olurlar. Erkekteki tereddütlük, böyle kararsızlık, hafif böyle bir ya işte korkuyorum bu kız beni reddeder mi? Kadın onu hissettiği anda uzaklaşır. Çünkü çekici değil. Şimdi dört... Çok gözden kaçan bir madde. Çekici olma anlamında çok gözden kaçan bir madde. Kendi rengini buldun mu? Bak bu önemli bir şey. Birçok insan giyinmeyi biliyor ama doğru rengini bilmiyor. Yani benim rengim ne? Bunun için burada not aldım. Astrolojik olarak da bakabilirsiniz. Çünkü her burcun renkleri var. Bunu, bu bilgiler ulaşmak çok kolay Google'dan. Burcunuzun rengini yazın. Google'da binlerce sayfa çıkar. Size yakışan rengi bulun. Ya da ikinci yol, astrolojiye inanmıyorum diyenler var. Okey eyvallah saygı duyarım. İkinci yol, saç renginize uygun renklerle dolaşın. Saç rengiyle zıt olmasın. Yani onu tamamlayacak, ona uygun. Üçüncü yol, insanlardan mutlaka bazı yorumlar almışsınızdır. Ya mesela bana genelde yapılan yorumdur. Eskiden beri bilirim. Ya lacivert sana gidiyor, benim rengim mavi tonları lacivert, gece mavisi, parlament mavisi bu. Yıllardır böyle, yani 20 yıldır bu renkten pek şaşmam. Siyah tonları veya mavi tonları, lacivert tonları. Ama burada insanlar da yönlendirici olmuştur. Yani demişlerdir ki ya sana bu ton gidiyor. Tutup da bir sarı tonu giymem bana gitmez. Çünkü bilirim yani milyonda bir. Milyonda bir ihtimal. Bana gitmeyen bir ton bir renk giymem. Siz de mutlaka kendinize uygun, size yakışan rengi bulun. Bugün internet o kadar çok bilgi sunuyor ki internetten araştırın şak diye bulursunuz. Burcunuzla bulabilirsiniz. Saç renginizle. Yani hatta bazı siteler var boyunu yazıyorsun işte 1.78 boyundayım işte şu kilodayım sana doğru rengi söylüyor. Diyor ki bu vücut ölçülerine göre senin rengin bu. Bunu araştırın. Kendi renginizi bulun ve giyiminizi ona göre ayarlayın. 5. Bunu özellikle söyleyeceğim. <laughs> bu önemli. Cevap verebiliyor musunuz? Bu önemli. Şimdi birçok insan çekici değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Donuk. Soğuk ve donuk. Aslında öyle olmak istemiyorlar. Ama konuşma kabiliyetleri yani diyalog kurma, kendini ifade etme kabiliyetleri düşük. Bunu geliştirebilirsiniz. Bu sizin kademiz değil. Size özellikle bir egzersiz söyleyeceğim. Kitap okumayı sevenler varsa zaten bunu severek yapacaklar. Özellikle çok fazla diyalog olan, içinde çok fazla 2-3 insanın karşılıklı konuşması olan kitapları seçin ve onları okuyun. İnsanlar kitaplarda birbirlerine nasıl cevaplar veriyorlar? Buna bakın çünkü bu çok önemli. Kitaplar çok öğretici olabilir. Diyalogları okuduğunuz zaman bir süre sonra beyniniz öyle düşünmeye başlayacak. Yani bu söylendiğinde bu cevabı veririm. Bu cümle geldiğinde bu cevabı veririm. Bana şu soru geldiğinde bu soruya böyle cevap veririm. Bu otomatik hale geliyor bir süre sonra. Çok fazla içinde diyalog olan, tasvir ve betimleme değil. Diyalog içinde çok fazla karşılıklı konuşma olan kitapları alın. Kitap sevmeyenler <laughs> siz de aynısını yapmak zorundasınız. Çünkü bu mükemmel bir egzersiz. Yani kitaplarda özellikle hani sayfalarca Balzac gibi böyle mesela Balzac kitaplarında hiç diyalog yoktur. Sürekli tasvir, betimleme, işte vadideki işte şu çiçeklerin renginin kokusu gün batımı da falan bu değil. Bu işinize yaramaz. Sizin yapmanız gereken, o da işe yarar da hayal gücünü geliştirir. Sizin yapmanız gereken içinde bol miktarda konuşma, diyalog olan hatta bulabiliyorsanız internette çok fazla var senaryoları okuyun. Yani dizi senaryoları, film senaryoları var bunlar. Türkçe bir sürü bir sürü evrak var. Google'da yazdığınız zaman senaryo deyin bir sürü çıkacak. Oradaki karşılıklı konuşmaları okuyun. Çünkü bir süre sonra beyniniz buna alışacak ve otomatik cevaplar vereceksiniz. Bu önemli çünkü birçok insan çekici olmayı başaramıyor. Çünkü doğru cevabı veremiyor. Yani kelimelerin gücü diyorum ya ben bundan dolayı. Ben özellikle çekici olma konusunda bana başvuran danışanlarıma seans yaparken çok fazla diyalog çalışırız karşılıklı. Sürekli ben bir şey söylerim o cevap verir. Bir süre sonra otomatiğe bağlar ve inanılmaz cevaplar vermeye başlar. Haftalarca buna çalışırız. Yani doğru cevabı vermesini sağlarım ben bir şekilde. Kimi zaman şöyle yaparım. O bana çok soru sorar, ben cevaplar veririm. Aa buna böyle mi cevap verilir? Aa anladım demek ki böyle söylediklerinde bunu söylemem gerekiyor. Anlar bunu. Önce bir kanıksar. Sonra egzersizimizi daha hızlandırırız ve hızlı cevaplar vermeye başlar. Yani bir insandaki en çok sevdiğim şey kendini ifade etmeye başladığındaki o özgürlük duygusu. <laughs> böyle bir gülümseme oluyor danışanda. Aa evet artık ben de kendimi ifade edebiliyorum. Bu önemli bir şey. Duyguların ifadesi önemli. Bizler yeryüzüne kendimizi gerçekleştirmek ve kendimizi ifade etmek için geliyoruz. Yani bir insan için duygularını söyleyememek, içinde biriken o duyguları ifade edememek bir cehennem. Bunu biliyorum. Sizi o cehennemden çıkartmak için paylaşıyorum bu videoları. Bakın 6. madde. En çok yapılan hata. <laughs> Geçenlerde oldu. Yine yakınımdaki bir insan. Ya niye yapamıyorum, niye beceremiyorum dedi. Ve kıza özellikle şöyle dedim. Çünkü kendini ucuza satıyorsun. Bakın buna dikkat edin kendinizi ucuza satmayın. Ne demek istediğimi anlatacağım. Videonun başında şöyle söyledik. Hepimiz bir ürünüz. Ama en değerli ürünüz. Yani hayatımızda daha değerli bir şey karşımıza çıkamaz. Çünkü biz kendi hayatımızın merkezindeyiz ve bunu daha parlak bir hale getirmemiz lazım. Daha çekici. Arkadaşımı uzun yıllardır tanıyorum. Çok güzel bir kadın. Güzel giyinir. Tarzına dikkat eder. Koku, diş her şey dört dörtlük ama bir şey yanlış yapıyor. Yani bütün bunları yapsanız bile 6. maddede yanlış yapıyorsanız şansınız yok onu söyleyeceğim. O da şu. Kendini çok ucuza satıyor. Ne demek? Bir adamla tanışıyor. Adam dediği anda işte Şu gün şurada falan şak gidiyor. Bu yanlış bir şey. Çok fazla e, müsait. Türkçesi bu. Çok fazla müsait. Görüşmeye çok fazla müsait. Çok verici. Çok pozitif. Erkekler bunu sevmiyorlar. Size bu sırrı vereyim. Erkekler bunu sevmiyorlar. Ben bu videolarda size şunu söylüyorum. Agresif olmayın, fevri olmayın. Okey, eyvallah. Ama çok müsait olmayın. Yani, "Aa, o gün benim işim var ya." <laughs> Bak böyle. "Ya o gün sana görüşmek isterim ama benim işim var ya, müsait değilim. Haftaya cuma yapalım mı? Benim için daha uygun." Sürekli müsait olan birçok insan var. Bunu yapan erkekler de var. Yanlış yapıyorsunuz abi. Yanlış bir şey bu. Mesela iş hayatında bunu yapan, yoğun olarak yapan iş kadınlarıyla çalışıyorum ve bu hatadan onları kurtarıyorum bir şekilde. Sürekli ya herkes beni sevsin, hep müsait olayım, herkesi mutlu edeyim. Birçok kadın şunu söyler ilişkilerinde, evliliklerinde de. Saçımı süpürge ettim, her şeyi doğru yaptım. o ne istediyorsa yaptım, ne benden istediyse yaptım. Bütün ricalarını yerine getirdim. onu hiç kırmadım, hep fedakar oldum. Hata burada zaten. Bütün problem burada. Yani aslında kendileri yaptıkları hatayı söylüyorlar, ifade ediyorlar ama farkında değiller. Şöyle bir mantık yürütüyor birçok insan. Her şeyi doğru yapmama rağmen nasıl olur da bu adam beni terk eder veya nasıl olur da ilişkimiz biter? Çok müsait olduğunuz için, her şeye evet dediğiniz için bak burada özellikle yazdım. Hayır. Hayır çok çekici bir şeydir. Tekrar ediyorum. Hayır kelimesi var ya hayır. Birçok insan için çok çekici bir şeydir. Ne kadar etrafımda evlenmiş arkadaşım varsa, ortaokuldan, liseden erkek arkadaşlarım varsa hep şunu der. Ya bu kız beni uğraştırdı. Bak, uğraştırdı diyor. Yanlış yaptığında o kız hayır demiştir. Bana saygısızlık yapamazsın demiştir. Adama bir çizgi çekmiştir. Ve adam avcı ruhuyla onun peşinde koşmuştur. Her zaman böyle olmaz. Bazı adamların kimsenin peşinde koşacak isteği yok. O gider ama gitsin. Sizin yolunuzda değil o. O kendi hayatına gitsin. Ama siz her zaman için hayır demeyi bilin. Yani bir olay olduğunda kendi standartlarınızı koyun. İş hayatında da böyle. Özel hayatta da böyle. İki, i̇ki tarafta da bunu deneyin. Göreceksiniz. Sihirli sonuçları olacak. Nasıl çekici olurum? Bakıyoruz, analiz ediyoruz. Çok doğru bir insan. Doğru giyiniyor, dişleri güzel, kokusu güzel, bakışları çalışmış, her şey okey. Ama insanlarla tanıştığı zaman onu mutlu etmeye çalışıyor. Mutlu etmeye çalışmayın kimseyi. Sizin derdiniz bu değil. Yani son yıllarda insanlara şöyle bir şey empoze ediliyor. Mutlu et, herkesi mutlu et. İşte buraya tokat atarlarsa sen öbürünü uzat falan. Yok böyle bir dünya. <laughs> ya gerçek dünya böyle değil. Böyle bir şey yok. Sadece insanlar sizi kullanırlar. Ya bunlar ütopya. Gerçek dünya şöyle bir şey. Ee, Okey. Tamam o zaman öyle. Yani her şey bir terazi üzerinde. Bu kesinlikle böyle. Ben bunu her zaman için iddia etmeye devam edeceğim. Karşıt görüşler olabilir. Eyvallah. Ama benim görüşüm ve duruşum bu. Siz daha fazla kullanılırsınız her şeye evet dediğinizde. Bu saflıktır, bu naifliktir. Güzel bir şey değildir. Nedenini söyleyeyim. Daha fazla kullanıldıkça ve insanlar sizin iyi niyetinizi daha fazla suistimal ettikçe sizin içinizdeki depresyon daha da büyür. İnsanlara olan inancınız daha da azalır. Dolayısıyla hayata küsersiniz. Bunun hiç de güzel bir getirisi yok. Siz insanlara karşı şöyle olmalısınız. Aa bak o konuda yardımcı olamam ya kusura bakma. Hayır demeyi bilmelisiniz. Bu çok İnanılmaz önemli bir şey. Birçok insan diğer insanların gözünde çekici olamıyor. Çünkü her şeye evet diyor. Olur yaparız. Ya o gün bana müsait değil ama ben ayarlarım. Senin için gelirim falan. Tabii ki insanlara iyilikleriniz olacak. Ama sürekli her konuda değil. Her dakika değil. İşte bir adamla tanıştım Adil Bey. Çok gelen bir mesaj. Sosyal medyadan tanıştım. Daha iki ay oldu. Ama böyle sürekli müsaitim. İşte görüşmek istiyor. Görüşüyoruz falan acayip. O adamla daha şimdiden bunu yapanlar varsa... Çekiciliğinizi yitiriyorsunuz. Çünkü adam yani çok kolay olanın değerini bilmez hiç bir erkek. Aa gel diyorum geliyor, gel diyorum geliyor, gel diyorum geliyor okey. Bu kız biraz uğraştırmalı yani kendine göre bazı kuralları olmalı. Aa o, o gün bana uymuyor ya tamam ben sana haber vereyim, müsait tarihim sana haber vereyim falan deyin. Biraz gizemli oynayın, biraz, biraz zoru oynayın ve özellikle kadınlara şunu söylemek istiyorum. Sabırsız olmayın. Yani erkeklerin bir artısı varsa bizim erkek dünyasının sabırlıdır erkek yani beklemeyi bilir. Eyvallah ya bakalım akışına bırakalım ne olacak. Erkekte böyle bir şey var. Sabırlı. Ama kadınlar çabuk sonuç istiyor. Hadi. Eee ne oluyor? Hadi yazmadı. <laughs> Mavi tık oldu. Hadi. Bu kadar sabırsız olmayın. Size sadece kaybettirir bu. Hiçbir şey kazandırmaz. Bir de sizden bir şey isteyeceğim. Sizi sevdiğimi sakın unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.